كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: eğer ki tövbe etmezlerse, bak, eğer ki tövbe etmezlerse şu yedi kimse mutlaka cehenneme girecek. Hadi bakalım, Muharrem ayı bize hayır mı olacak, şer mi olacak göreceğiz. Haram aydır. Evet, başlıyoruz. Bir, livata yapan. Allah Allah. Erkek erkeğe, kadın kadına ilişkiye girenler. Arkadaşlar, böyle ölen çok. Vallahi çok. Zaten günümüz Türkiye'si öyle bir pislik ahvale gelmiş ki bu konuda. Biliyorsunuz, onur haftası diye, onur yürüyüşü diye bir pislik, bir zıkkım tutturdular. Önceden sadece İstanbul olan şey, şu anda bütün 81 ilde yapmaya çalışıyorlar. Evet. Bu sene özellikle, özellikle bu sene bakıyorsun İzmir, Ankara, bilmem ne, Antalya, her tarafta ne yaptılar? Onur yürüyüşü. Neymiş? İşte biz istediğimiz gibi bilmem ne yaparız, siz bize karışamazsınız. Biz karışmıyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun ayetle bizi ikaz ettiği mesele hakkında sizi ikaz ediyoruz. Ne diyor ayette Allah Celle Celaluhu? Siz, onlara diyor Lut kavmine, sizden önce hiçbir kavmin yapmadığı o iğrenç, o pis işi mi yapıyorsunuz diyor. Ayete bak. Al sana ayet. Livata yapan cennete giremiyor arkadaşlar, tövbe etmezse. İki, livata yaptıran. Evet. Kısaca P nokta nokta deniyor ona. Anladınız onu. Hani kadın pazarlayan var, bir de bunun erkek pazarlayan da var. Livata yapan ve livata yaptıran cehenneme girecek arkadaşlar, tövbe etmezse. Bak, tövbe müstesna, bunu unutmayın. Şimdi buradan bazı çok bilmişler geliyor. Ya siz de milleti cehenneme sokuyorsunuz. Arkadaş, cehenneme sokmuyoruz. Hadis-i şerif okuyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Hüseyin söylemiyor. Allah için uyarıyoruz. 3. İstimna yapan. Yani kendini elle tatmin eden. Yani anlayacağınız tabirle mastürbasyon yapan. Bu kadın için de erkek için de geçerli. Evet arkadaşlar. Bu günümüz toplumunun, özellikle gençlerin, hatta gençlerin şu anda evlilerde de özellikle bu hastalık haline gelmiş. Kendini elle tatmin etme hastalığı. Bu artık bazı insanlarda şu hale gelmiş: ben bunu yapmadan duramam, benim bunu yapmam lazım moduna gelen insanlar var. Kardeşlerden mesajlar geliyor. Artık o mesajlara yetişemiyorum, cevap veremiyorum. Niye cevap veremem? Zaten bununla alakalı aslında sohbetlerimiz var. Onunla alakalı uyardık. Çoğu kardeş bize bunu soruyor. Arkadaşlar, YouTube'un arama butonuna yazın, zaten bununla alakalı çok sohbetimiz var. Ama bak, belaya bak. Cennet yüzü göremezsin tövbe etmezsen. Hayır, tabii günahını çekersin, çıkarsın Müslümansan. Ne demek cennet yüzü göremezsin? Direkt cehenneme girersin tövbe etmezsen. Günahın kadar yanarsın, çıkarsın. Ama kardeşim, değer mi be? Vazgeçeceksin. Ben Allah için soruyorum. Ya duramıyorum, ya işte bilmem ne. Ya yapmayan adamlar var, hiç yapmayan buna adamlar var. Ne olduğunu bilmeyen insan var ya. Şaka yapmıyorum. Bunun ne olduğunu bilmeyen adamlar var. Bu adamlar nasıl yapmıyor ya? Ben sana soruyorum. Bu hastalıktan kurtulan insanlar var. Nasıl bunlar kurtuluyor? İsteyeceksin. Bir adam nasıl sigarayı bırakıyor? Sen de bırakacaksın. Ya ben içmeden duramam bu sigarayı, İşte ölürüm diyor. Bir bakıyor, ya diyor, lan senelerce bunu içmişiz diyor. Lan diyor, ne gerizekalı adammışım. Adam aynen böyle diyor. Senelerce nasıl içtim ben bu sigara diyor ya. Allah Allah diyor. Elhamdülillah bıraktın diyor. Bu da böyle bir şey. Hastalık. Hani şeytan sana öyle bir hale getiriyor ki sen bunu yapmadan duramazsın. Bak şimdi yapmasan diyor, yarın yapacaksın. Bak şimdi yap ya. Yapacaksın sen diyor bunu. İlla ki bugüne gireceksin. Lan defol git lan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Def et git. Baş edemiyor musun? Çık sokağa gez. Sokağa çık. Dolaş. Kafanı dağıt biraz. Evde durma. Bunu yapacağın yerde durma. Ya telefonu kenara bırakayım. Bırakma. Çık dışarı, uzaklaş. Seni oraya götüren yolları kapatacaksın. Yoksa kardeşim, bu hastalık seni cehenneme götürecek.
Hastalık haline geliyor arkadaşlar. Hastalık. Tedavisi olmuyor bazılarında. Sonra genç adam bunu yapıyor, evleniyor, çocuğu olmuyor. Kısır kalıyorsun da. Kısırlık oluyor kardeşim. Çoluğunu çocuğunun hayrını görmezsin. Beladır ya. Allahu Ekber. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ne dedik? 3 istimna eden, 4 içki içen. Arkadaşlar maalesef şu anda millet işte yolda kardeşim yani eve gidiyoruz, işe gidiyoruz. Yolda görüyoruz. Millet artık sokak ortasında elinde biralarla. Hiç fark etmiyor hiç. Allah Celle Celaluhu yemin etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu sahabilere bildirdi. İçki içen tövbe etmeden ölürse Allah Celle Celaluhu onlara tayinetül habaldan içirecek. Sahabiler dedi ki ya Resulallah tayinetül habal nedir? O dedi ki zeytin tortusu gibi siyah, katran gibi sıcak, yakıcı, iğrenç, pis kokulu bir yiyecektir, içecektir. Allah Celle Celaluhu içki içip tövbe etmeden ölenlere onu içirecek. Hadi bakalım. 5. Ana babasını döven. Ya bu da var mı demeyin. Ana babasını kıtır kıtır kesiyor. Anlattım ben size. Duymayan için bir de anlatayım. Bir tane hemşire annesinin kafasını kesiyor. Fotoğraflarını gördüm. Kafasını kesiyor, tencereye koyuyor. Kapağını üzerine kapatıyor. Tencere ocağın üstünde. Kadının şu bacak olarak düşün şurayı. Şuradan aşağısında fotoğrafı gördüm. Sadece kemik kalmış. Abartmıyorum. Kemik, tek kemik. Et met hiçbir şey yok. Deriyi yüzmüş, eti yüzmüş. Sırf kemik ya. Abartmıyorum. Kemik ya. Hiçbir şey yok. Bacağının, tek bacağının aşağı sadece kemik. Gram et dahi bırakmamış. Öyle kadını dilim dilim kesmiş. Poşete doldurmuş. Sen diyorsun anasını babasını döven var mı? Ana baba dövmek modası geçti. Şimdi öldürüyorlar artık. Ne beladır be. Ama tövbesi var mı? Var. Tövbe etmezse cehenneme girecek. 6. Komşusuna sıkıntı veren. Bu konuyla alakalı çok sual geliyor. Kısa ve net konuşacağım arkadaşlar. Öyle suallere geliyor ki komşum diyor arkadaş. Ya bu nasıl bir insanlar bunlar ya? Senelerdir diyor zulmediyor. Ölümle tehdit ediyor. Ne balkona çıkabiliyoruz ne kapıya çıkabiliyoruz. Sesten durulmuyor. Küfürler, bağırmalar, hakaretler. Ölümle tehdit ediyor hocam diyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nerelere gidelim bilmiyoruz diyor. Çok mesaj geliyor böyle. O adamlar cennet yüzü göremeyecek arkadaş. Kul hakkıdır bu. O kul hakkı. Komşusuna eziyet eden, ondan gidip helallik almazsa cennet yüzü göremez. Çünkü haram ederse bitti. Kul hakkı. Rabbim Celle Celaluhu hakkını belki bir şekilde bertaraf eder ya. Affeder onu. Ama Allah hakkı affolur. Kul hakkı kul affetmezse olmuyor. Dikkat. 7. Komşusu ile zina eden. Arkadaşlar zinanın çeşitleri vardır. Bilginiz olsun. Bunun en büyüklerinden, en başına gelenlerden biri ne biliyor musun? Komşuyla zina. Öyle böyle büyük değil ya. Öyle böyle büyük günah değil. Komşuyla zina etmek. Komşu hakkı acayiptir. Önemlidir. Ama dedim ya komşuyla zina edenler aman 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 Allah'ım. Bunun haricinde zaten tövbe etmezse cehenneme girecek, cennet yüzü görmeyecek. Onun haricinde ekstradan göreceği belanın haddi hesabı yok. Rabbim Celle Celaluhu şu 7 günahtan bizleri muhafaza etsin. Amin. Evet arkadaşlar. Bu konuştuklarımız bu dedim ya bir sohbet başlatacağım. Bu onun fragmanı olsun size. Genelde hep böyle can alıcı meseleler var. Şimdi vaktimiz var diye kısa kısa geçiyorum bunu. Kısa geçtim yani bunu. Ama inşallah önümüzdeki sohbetlerde salıdan itibaren başlıyoruz. İşte salı ve cuma sohbet yapacağız. Şimdi önden bilgi vereyim. Önümüzdeki salı ve cuma günü sohbet yapacağız. Ondan sonra 2 hafta ben memlekete gideceğim inşallah. Daha sonra döneceğiz. 29'unda geleceğim galiba. 29'unda geleceğim. Pazartesi mi geliyor? Neyse. 30 ya da 31'i neyse ya da 30 ya da 1'i. İlk sohbetimize başlayacağız. Yani Eylül'ün 1'inde yanlış hatırlamıyorsam sohbetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz.